Çene çamlarını toplayın. Kötü insanları toplayın. Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa çıkamıyoruz. Biz geceleri yürüyüşe gidiyorduk, gidemez olduk. Ne zaman ki insanların evleri basılmaya başladı, o günden beri insanlar ayakta, sabahlara kadar nöbet tutmaya devam ediyor. Bardağı taşıran son damla bu oldu. Kapı önünde, okul yanında uyuşturucu satanlar kendilerini polise ihbar etti diye bir mahallelinin evini bastı. Tüm mahalle ayaklandı. Şimdi Ataşehir'in Yeni Çamlıca mahallesinde uyuşturucu nöbeti var. En son işte burada kardeşim hani sen niye ihbar ettin diyerek çocuklarla bayanlar, onlar bildiği için şeyi, kanunları falan, gelmiş basmışlar burada bayağı iç kapıya kadar, yani dairenin giriş kapısına kadar girmişler. Arkadan böyle işte itiş kakış bayağı olmuş. O arada güvenlik güçleri gelmiş. Sonradan tekrar gittikten sonra biz geldik buraya, yine geldiler burada. Hani darp olayı falan da var kardeşimin kolunda falan. O şekilde patlak verdi. Mahallenin neredeyse her sokağında bir pankart, bir döviz asılı. Ancak en önemli nokta burası. O darp edilen, baskın yapılan evin önü. İşte vatandaşlar burada uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için her gün bu sobanın başında nöbet tutuyor. 12 gündür halk burada nöbet tutuyor. Sabahlara kadar uyumuyor kimse. Mahallelerin eyleminden sonra polis de harekete geçti. Çok sayıda adrese şafak baskınları düzenlendi ama sadece bu değil. Gördüğünüz gibi bir okulun önündeyiz ve o okulun önünde Yunus polisleri burada uyuşturucu madde satanlara karşı devriye atıyorlar. Aynı zamanda şüpheli gördükleri araçları durdurup uygulama ve arama yapıyorlar. Uyuşturucu satışları burada biraz arttınca biraz şikayetler geldi. Bu sebepten dolayı burada arttırdık çevre denetimini. Uygulama noktalarımızda yani bu işi engellemeye, bitirmeye çalışıyoruz. Belirli bir dönemdir okul yönetimi olarak da dikkat ederseniz cezaevi gibi okulun çevresi. Bakın çitlerle çevrildi. Mahallede 5 tane okul var ve binlerce öğrenci. En büyük tehlike okulların etrafında. O nedenle erkekler sokaklarda nöbet tutarken kadınlarsa okulları boş bırakmıyor. Açık açık çocuklara veriyorlar şeker niyetine. Satılıyor, biliniyor, görünüyor yani. Biz çocuklarımızı bile dışarı çıkaramıyoruz yani korkuda. Benim kapımın önünde bile durup satıyorlardı. Bir kişi iniyordu arabada, gidiyordu, alıyordu. Sadece okullar ve okul önleri değil, mahallede çok sayıda arkamda görmüş olduğunuz gibi metruk bina da var. Uyuşturucu tacirlerinde zaten mesken tuttuğu yerler buraları. Şu anda size gösteremiyoruz ama içeride o kapalı noktada çok sayıda uyuşturucu kullanımına dair malzeme bulunuyor. Bizim evin sokağında da park var, o parkta da yani gerçekten çok aşırı var. Biz korkuyoruz, çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Mahalleli kararlı. Yağmur da yağsa, kar kış da bastırsa nöbeti bırakmayacaklar. Daha birkaç gün önce uyuşturucu içilen o metruk alanlarda şimdi nöbetçiler odun ateşinde çay demliyor.